15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet önünde darbecilere karşı direnirken şehit düşen Ceylan Pınarlı, şehit Ümit Yolcu'nun ismi memleketinde bir okula verildi. 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu'nun ismi Ceylan Pınar Ortaokulu İmam Hatip Lisesi'ne verildi. Okul bahçesinde düzenlenen törene şehidin ağabeyinin yanı sıra ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe, belediye başkanı Menderes Atilla, ilçe milli eğitim müdürü Ahmet Kılıç, belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 15 Temmuz darbe girişiminin amacı Türkiye'yi karıştırmak olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin amacı Türkiye'ye karıştırmak, Iraklaştırmak, Suriyeleştirmekti. Yani Türkiye'yi kısacası bir iç savaşa koymaktı sevgili öğrenciler. Onun için biz eğer bugün huzurlu bir şekilde evlerimizde, iş yerlerimizde bulunuyorsak 250'ye yakın o yiğitlerin canlarını seve seve bizler için vermeleri sonucu huzurlu bir şekilde şu an yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu huzurumuzu şehitlerimize bir de 15 Temmuz'daki gazilerimize borçluyuz. Şehit Ümit Yolcu'nun ağabeyi Bahattin Yolcu da şehitlerin asla unutulmadığını söyledi. Zeynep Pınar'ın ilk şehidi. Hatta Türkiye'de de ilk şehit olan kişi olarak daha söyleyebilirim. Çünkü ilk çarpmış ama ilk şehidimiz odur. Diğer 250 şehit gibi o da bizim şehidimiz. Şehitler ölünce unutulmuyor. Ama yaşayanlar tarafından önemsenmedi mi unutulur. Bu okula ismi verildi. Siz bunların bu okulun ismini ve şehidimizin ismini yaşatmak istiyorsanız her biriniz bir şehit Ümit Yolcusunuz. Kuvvet önünde darbecilere karşı direnirken şehit düşen Ceylan Pınarlı, şehit Ümit Yolcu'nun ismi memleketinde bir okula verildi. Okul bahçesinde düzenlenen törene şehidin ağabeyinin yanı sıra ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe, belediye başkanı Menderes Atilla, ilçe milli eğitim müdürü Ahmet Kılıç, belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, şehitlerin ölümsüz hatıralarının yaşatılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu. Ceylan Pınar'ın da 15 Temmuz'da şehitlerimiz var Türkiye'de. Şehitler içinde bir tanesi de Ceylan Pınar'ın da kardeşimiz Umut Yolcu'ydu. Allah onun da diğer şehitlerine hepsinin mekanını cennet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Onlar kanlarını, canlarını dökmemiş olsalardı. Bizler bugün belki böyle huzurlu bir şekilde buralarda olmayacaktır. Şehit Ümit Yolcu'nun ağabeyi Bahattin Yolcu da şehitlerin asla unutulmadığını söyleyerek şunları ifade etti. Bu okula ismi verildi. Siz bunların bu okulun ismini ve şehidinizin ismini yaşatmak istiyorsanız her biriniz bir şehit Ümit Yolcusunuz. Okuyup büyük yerlere geldiğiniz zaman, büyük yerlerde görev aldığınız zaman oradan eğer ben şehit Ümit Yolcu Ortaokulu'ndan mezun oldum, o okulda okuldan dolayı görev aldım dediğiniz zaman siz şehit Ümit Yolcu'ya görevinizi yapmış demeksiniz. İlçe kaymakamı Ahmet Karatepe ise şehitlerin ölümsüz olduğunu hatırlatarak şunları söyledi. Bütün şehitlerimizin ismi Ümit Yolcu'nun ismi gibi ölümsüzdür. Şehitler asla ölmez. Onlar kıyamete kadar sağ olarak devam edecektir. Ancak bunu biz bilemiyoruz. Şehit düşen Ceylan Pınarlı şehit Ümit Yolcu'nun ismi memleketinde bir okula verildi. 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu'nun ismi Ortaokul İmam Hatip Lisesi'ne verildi. Okul bahçesinde düzenlenen törene şehidin abinin yanı sıra ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe, belediye başkanı Menderes Atilla, ilçe milli eğitim müdürü Ahmet Kılıç, belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, şehitlerin ölümsüz hatıralarının yaşatılması gerektiğini belirtti. Biz eğer bugün huzurlu bir şekilde evlerimizde, iş yerlerimizde bulunuyorsak 250'ye yakın o yiğitlerin canlarını seve seve bizler için vermeleri sonucu huzurlu bir şekilde şu an yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu huzurumuzu şehitlerimize bir de 15 Temmuz'daki gazilerimize borçluyuz. Onlara hepimiz minnettarız. Değil mi çocuklar?
15 Temmuz şehidi Çanakkale'deki 250 bin şehidimizin görevini ifa ettiler. Şehit Ümit Yolcu'nun abi Bahattin Yolcu da şehitlerin asla unutulmadığını söyledi. Şehitler ölünce unutulmuyor ama yaşayanlar tarafından önemsenmedi mi unutulur. Bu okula ismi verildi. Siz bunları, bu okulun ismini ve şehidinizin ismini yaşatmak istiyorsanız her biriniz bir şehit Ümit Yolcu'sunuz. Okuyup büyük yerlere geldiğiniz zaman, büyük yerlerde görev aldığınız zaman oradan eğer ben şehit Ümit Yolcu Ortaokulu'ndan mezun oldum, o okulda görev o okuldan dolayı görev aldım dediğiniz zaman siz şehit Ümit Yolcu'ya görevinizi yapmış demeksiniz. Sizi hepinizi bu görevi yerine getirmeye öğretmenler... İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe ise şehitlerin ölümsüz olduğunu hatırlattı. Bütün şehitlerimizin ismi Ümit Yolcu'nun ismi gibi ölümsüzdür. Şehitler asla ölmez. Onlar kıyamete kadar sağ olarak devam edecektir. Ancak bunu biz bilemeyiz. Ölümsüzlük şehitlere verilen bir ünvandır, bir niteliktir. Biz bugün Ümit kardeşimizin ismini bu okula vererek bu sonsuzluğu burada yaşatmak istiyoruz. Sizler de onun hatırasına sahip olmalısınız. Hiçbir terör örgütünün geleceğinizi karartmasına izin vermeyeceksiniz.